plusieurs festivals. Bugün yapacağımız görüşmelerde son teklifin alınmasına müteakip ihalemiz teknik olarak sonuçlanacak. Komisyonumuzun satış kararı vermesi halinde rekabet kurumunun izninin ardından özelleştirme kanunu çerçevesinde komisyonun kararı nihai onaya sunulacak. Onayın ardından ihale lehine sonuçlanan teklif sahibiyle sözleşme imzalanacak ve söz konusu satışa konu fabrika alıcıya devredilecektir. Böylelikle ihalenin özelleştirme işlemleri hem teknik hem de hukuki olarak tamamlanacak. Öncelikle çiftçimizin heyecanını, gücünü, desteğini arkamızda hissediyoruz. Aynı zamanda yönetim kurullarımız, müdürlerimiz, genel müdürümüz başta olmak üzere, müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız ve müdürlerimiz, onlar da bu işin heyecanını yaşamak için buraya kadar zahmet ettiler, geldiler. Bizden daha kalabalık bir heyet zaten yok bu özelleştirme ihalesinde. En kalabalık olarak biz temsil ediyoruz. Zaten biz çiftçi kuruluşu olarak yegane katılan kuruluş pozisyondayız. Bugün üçüncüsü gerçekleşmiş oldu. İhale gününün üçüncüsü gerçekleşmiş oldu. Bundan öncekilerde de bizden başka sektörden maalesef temsilci yoktu. Sektör derken hem pancar kooperatifleri açısından söylüyorum hem de şeker fabrikaları açısından söylüyorum. Aktif şeker fabrikaları açısından söylüyorum. Başka bir temsilci yoktu. Sektörün temsilcisi olarak Kayseri Şeker bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket etti ve ihalelere girmeye devam ediyor. Üçüncü gününde, ihalenin üçüncü gününde bugün itibariyle Turhal Şeker Fabrikası 569 milyon fiyatla, en yüksek fiyatla Kayseri Şeker'de kalmış oldu. Kayseri Şeker inşallah onaylandığı takdirde iki fabrikasının yanına üçüncü fabrikayı eklemiş oluyor. Turhal aynı Çorum, Kırşehir, Bor gibi bize yakın bölgede bulunan ve Türkiye'de şeker pancarının ilk ekilen yerlerinden bir tanesi. Turhal Şeker Fabrikası ilk şeker fabrikalarından bir tanesi ve şeker pancarının da en iyi yetiştiği bölgelerden bir tanesi. Çiftçisinin de oldukça başarılı olduğu bir bölge. Keza çalışanların açısından da aynı durumun olduğu kanaatindeyim. Böyle bir fabrikayı biz bünyemize katıyor olmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu gururu arkadaşlarımızla beraber çiftçimiz adına yaşıyoruz gerçekten. Burada elbette şeker fabrikası onaylandığı takdirde Kayseri Şeker'in bünyesine geçecek. Kayseri Şeker üçüncü bir fabrikayı kazanmış olacak ama burada kazananlardan en başta inanıyorum ki Turhal Şeker Fabrikası'na pancar üreten çiftçiler kazançlı çıktıklarını düşünüyorum. Keza eğer isterlerse, bizimle çalışmak isterlerse Turhal Şeker Fabrikası'nda çalışan, tecrübeli, birikimli personelin de kazançlı çıktığı kanaatindeyim. Ve keza o bölgede ekonomisinin bu işten kazançlı çıkacağı kanaatindeyim. Biz tabii bu ihale sürecini sürdürmek niyetindeyiz. Burada noktalamıyoruz. Bir tane şeker fabrikası aldık diye işi bırakmıyoruz. Devam edeceğiz. Ilgın Şeker Fabrikası'nda da
Fiyatlar epeyce bir yükseldi. Ama bundan sonraki 18'inde verilecek tekliflerde bilindiği gibi Afyon Şeker Fabrikası var. Burdur var. Elbistan Şeker Fabrikası var. Onun dışında Erzincan ve Kastamonu için de teklifler yine 18'inde alınacak. Ayrıca Muş Şeker Fabrikası. Erzurum muhtemelen 18'inde belki tekrardan yenilenebilir. Muş Şeker Fabrikası gibi fabrikalar, bir de Alpullu şeker fabrikalarının teklifleri 18'inde verilecek. Biz bunlardan birkaç tanesine daha teklif vermek niyetindeyiz. Arkadaşlarımızla istişare ederek nihai kararımızı vereceğiz. Muhtemelen birkaç tane daha teklif vereceğiz. O yerlere katılacağız. Allah hayır eylesin. Cenab-ı Allah utandırmasın. Bu işleri, bu sorumlulukları üstlenmek kolay değil. Ağır bir yükün altına girdiğimizin biz farkındayız, bilincindeyiz. Ama şeker sektörünü, pancar çiftçisini ayakta tutmak için Kayseri Şeker gibi kuruluşlara Türkiye'de ihtiyaç var. Biz bu anlayış çerçevesinde, bu sorumluluk anlayış çerçevesinde hareket ediyoruz. Ve şeker sektörünü yaşatmak arzusundayız. Pancar çiftçisini yaşatmak arzusundayız. Onun için bu ağır sorumluluğun altına giriyoruz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. İnşallah hepimize hayırlı olsun. Çiftçilerimize, çalışanlarımıza, Kayseri'mize, Sivas'ımıza, Yozgat'ımıza, Nevşehir'imize, onun yanında Tokat Turhal Şeker Fabrikası'na pancar üreten çiftçilere, o bölgedeki bütün insanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkarız. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Biz şeker sektörü derken gerçek şekeri kastediyoruz. Şeker pancarından üretilen şekeri kastediyoruz. Nebeşe'yi bir şeker olarak değerlendirmiyoruz. Bir tatlandırıcı olarak değerlendiriyoruz. Onların yani zaten devlet, hükümet gündeme almış durumda. Kotaları zaten düşürüldü. Türkiye'de bu konuda bir bilinç oluştu. İnanıyorum ki insanlarımız, tüketicilerimiz bu bilinci daha üst seviyelere çıkaracaklar ve nebeşeye karşı tavırlarını ortaya koyacaklar. Görüyoruz ki firmalar da artık nebeşe konusunda reklam vermeye başladılar. Ürünlerinde nebeşenin kullanılmadığını ifade eden reklamlar ortaya koymaya başladılar. Bunun çok önemli gelişme olduğunu düşünüyorum. Yani bizim şeker sektöründe Kayseri Şeker'in güçlü, daha fazla güçlü olmasının yanında nebeşeye karşı böyle bir tavrın oluşmasının da sektörün geleceği açısından, şeker sektörünün geleceği açısından ve pancar çiftçisinin geleceği açısından çok önemli, anlamlı bir gelişme olduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Bu anlayış içerisinde inşallah Türkiye'de gerçek şeker hak ettiği yeri bulacak. Sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak değil, buradaki amaç mutlaka dünya ile ve Avrupa ile rekabet edecek seviyeye getirmek olması lazım bu işi. Biz bu işin lokomotifini üstleneceğiz. Diğer alan değerli firmalarda inşallah ümit ediyorum onlar da şeker fabrikalarını çalıştırmak niyetiyle alırlar, çalıştırırlar. Biz onların çalıştırması konusunda da onlara rehberlik yapma sorumluluğu içerisinde hareket edeceğimizi daha önceden ilan etmiştik. Bu anlayışımızda bir değişiklik söz konusu değil. Çok teşekkür ederim.